Bu Yunus peygamberin adı bu bütün kitaplarda Yunus diye mi geçer hocam? Bizim Kur'an-ı Kerim'de mi? Kur'an'da Yunus'tur. Evet. İncil'lerde de Yonah'tır ya da Yunah'tır. Yine Yunus olarak okunur. Yine Yunus, evet. Torah'ta yani Tevrat'ın, bizim bildiğimiz Tevrat'ın onlara göre Torah'da ise yine Jonah. Şöyle bir algı da var halkta. Yani Yunus peygamberin ismi Yunus balığından geliyor filan gibi bir karışıklık söz konusu değil değil mi hocam? Değil. Aslında bu şöyle bir şeye benziyor. Allah Azze ve Celle bütün kainatta takdir etmiş olduğu hayatı dünyada takdir etti. Evet. Dünya içerisinde de bazı hadiseler tekerrür edebilir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam doğmadan önce öldürülmek isteniyordu. Kim tarafından? Nemrut bir rüya gördüğü için. Onu aldık kenara koyduk. Aynı olayı biz birisinde daha görmedik mi? Hı-hı. Musa Aleyhisselam'da da aynısı oluyor. Doğuda, Irak'ta, Babil hükümdarlığındaki Nemrut, Hazreti İbrahim'i, yeni doğacak bir çocuğun kendi saltanatını yıkacağı korkusuyla yeni doğan çocukları öldürttürmedi mi? Babası Azar'ını almıştı ve Urfa'ya götürmüştü. Urfa'da annesi doğum yapmıştı. Aynı olay, yani yeni doğacak bir çocuğun krallığı yıkacağıyla alakalı korkunun aynısının Musa Aleyhisselam'ın işte Golan şehrinde annesi tarafından Firavun öldürmesin diye Nil nehrine bırakıldığını konuştuk ya da konuşacağız. Şimdi baktığımızda aynı hadise olmuş. Kopya olabilir mi birbirine? Hayır. Dünya tarihinde bazı şeyler gerçekleşebilir. Evet. Bazı konuları Allah takdir eder. Kişiler farklı olsa da mekanlar aynıdır. Yunus Aleyhisselam'la alakalı kavram da bu. Ama bildiğimiz şey şu, Yunus Aleyhisselam gemiye biniyor, ismen veriliyor. Sıfat olarak değil. Yunus Aleyhisselam gemiye biniyor, gemiden atılıyor ve kendisi kıyıya, İbrahim abi yukarı almış evet burada. Kendisi Allah Azze ve Celle'ye karşı sürekli duada, istiğfarda bulunuyor. Bunun hatırına balık bir şekilde sahile vuracak. Hani bazen böyle intihar eden balinalar olur ya. Evet. Sahile bırakırlar ve sahilde kalırlar. Evet. Yunus Aleyhisselam'ı taşıyan büyük balık da sahile vuruyor. Vurmuş olduğu sahilde kendisi sağlığı bozulmuş olarak ıssız bir kıyıya bırakılıyor. Yani vurmuş olduğu kıyı, bırakılmış olduğu kıyı o anda yerleşimin fazla olmamış olduğu bir alan. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın çevresinde bu sefer ne oluyor? Kendisinde ve embetine aleyhi üzerine bir şey bitirdik. Şecere bir ağaç ki min yaktin. Yaktin isimli bir bitkiden. Aslında ben değerli dostlar Uğur Bey'le de konuştuk. İbrahim abiyle de. Yaktin. Bu yaktin nedir bu bitkisi? Hocam, yaktin. Kivano bitkisi de diyorlar. Bundan biz alıp size burada getirecektik. Hatta böyle ona şey de derler. Boynuzlu kavun da derler. Kesecektik. Kivano'nun kesilmiş resmini buradan gösterelim arkadaşlar. Görüntüyü i̇şte, verelim. İşte görmüş olduğunuz hali. Heh, Kivano. Bu şu anda yeni hali. Daha şey olmamış. Büyümemiş hali. Taze hali. Yeşerdiği zaman kavun rengine dönüyor. Kesilim yenen dönüyor. Bir şey bu hocam. Bu evet. Meyve türü, meyve evet. Sınıfında bir şey. Meyve yani. Gibi gözüken evet. Sebze tadında bir sebze tadını. İçinde salataya benzeyen küçük evet. bir yapısı var. Kaşıkla yiyorlar ya da suyunu. Evet kaşıkla yiyorlar. Hatta suyunu sıkıyorlar, kokteyl olarak insanlara yüksek meblağla satıyorlar. Şimdi sahile Hazreti Yunus Aleyhisselam vurduğunda onun üzerinde böyle bir bitki büyüyor. Yok normalde ne diyor Rabbimiz? Embetna biz bitirdik yoktu. Nasıl ki Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından zemzemi çıkardıysa nasıl ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ayağının dibinden suyu çıkardıysa, nasıl ki Hazreti Meryem'in yanından bir hurma ağacını çıkardıysa, aynı şekilde Yunus Aleyhisselam'ın yanından da yaktin isimli, yani bal kabağı tarzında, kabağa benzeyen ama boynuzlu koyun olarak ülkemizde bahsedilen, Antalya ve bazı yerlerimizde üretilen, bu görmüş olduğunuz bitkiden çıkıyor, sindirim sistemini kuvvetlendiren bir şey. Çünkü ayet diyor ki, sağlığı bozulmuş olarak yani 3 günlük balığın karnındaki geçiren süre onu çok yıpratmış. Evet. Ve bunun sonrasında sahile vurduğunda bu bitkiden çıkıyor ve ondan sonra o bitkiden yasipleniyor, yiyor, içiyor. Burada Tevrat'ta, İncil'de ve İslami kaynaklarda şöyle bilgi var. Hazreti Yunus Aleyhisselam o gün yatıyor. Bir uyanıyor, bakıyor ki yanında bulunan şu görmüş olduğunuz ağaç çürümüş ve bitmiş. Yedikten sonra. Evet. Ertesi günü. Ertesi günü. Çok üzülüyor. Rabbimiz de buyuruyor ki ey Yunus sen yanında biten bir bitki için üzülüyorsun da 100.000'e aşkın kulum bana yönelmek istiyor. Ben onların tövbesini kabul ediyorum. Sen niye bunu uygun görmüyorsun diyor. Bırakıp gidiyorsun oradan. Onlar evet. nasıl
affedilir diye. Kızıyor bir anda. Hani onlar bana 33 yıl çektirmiş. Hani bu 33 yıl çektirmenin ve azapla korkutmama rağmen 37 küsür gün boyunca diretmiş olmanın karşılığında bunların ağır bir ceza çekmeleri lazım istiyor fıtrat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.